Erdoğan her ne kadar radikal İslamcı olmasa da biraz daha ılımlaştırılmış İslam taraftarı olarak en azından şimdilik gözükse de diyorum. IŞİD'i iyi şu anda tampon bölgeye tutuyor. Yani çok fazla yanaştırmıyor bizim yanımıza. Orada iyi bir politika sergiliyor gibi geliyor bana. Evet, bilmiyorum hemfikir misin ama. Aslında IŞİD bütün dünyanın başına bir tehdit. Evet. Hatta ama coğrafi olarak. Ama bir tek biz res çekiyoruz. Hani böyle Amerika'da çekiyor goya ama hani Amerika'nın resmini bilirsin. Res çeker, iki okşar, üç sever, dört tokatlar. Amerika biraz daha farklı bakıyor. Coğrafi olarak Amerika ve Avrupa için de büyük tehdit. Hatta oralara kadar ulaşacağı rivayetleri var. Ulaşır mı? Avrupa yani içerisinde ulaşmaz. Avrupa içerisinde bir takım operasyonlar yapıldı bu konuda. Bizden geçmeden oraya geçmezler bir kere. Orası kesin de bizden de geçemezler herhalde yani bu kadar zamandır. Var, ordular haline geçmezler ama evet. Müfredat olarak her yerde bulunabilirler. Her yerde varlıkları olabilir. Her yerde Boston Maratondaki bombalamada müferit bir olaydı. Müferit bir olarak algılandı. Ama Boston'un göbeğinde bir çocuk çıktı, bir bombalama ortalığı kan gölüne çevirdi. Ve bütün Amerika Birleşik Devletleri'nin, ben oradaydım o dönemde, gözlerimde canlı şahidi. Hatta eve kapan dediklerinde, o operasyonlar olduğu dönemde eve hapsolanlardan bir tanesiydim. Ve bunu canlı olarak yaşadık. Şimdi IŞİD her yere ulaşabilir. Fakat bizim burada... Ordu halinde buraya giremez şimdi. Hani orası çok evet, net ama bana göre. Bizim bir realitemiz var. Yani sen altını çizdin. Biz bir komşularımız... komşularımıza yangın var. Evet maalesef. Orta her Doğu zaman bir yangın yeri ve burada bu komşularımıza yangın varken bu yangından yangına duyarsız kalamayız. Bu yangın dışında kendimizi ya da bu tehditin dışında kendimizi düşünemeyiz. Evet. O anlamda evet yani şu ana kadar yine sonuçlar açısından değerlendirme yapacağım. Ben, şimdiye kadar iyi gidiyoruz bu konuda. Şu ana kadar evet bu tehdidi bertaraf etmiş olmamız, rehinelerin salimen kurtarılmış olması bu süreci iyi yönettiğimiz sonucunu aslında bana göre gösteriyor. Bir şey daha gündeme getirmek istiyorum. Şimdi internette dolaşan şöyle bir cümle var. Biraz uzattık bu haberi farkındayız ama çok önemli konu. Yani gündemin top dediğimiz maddelerden bir tanesi bu. Çok kolay es geçmememiz gerekiyor diye düşünüyoruz. Dolayısıyla şimdi internette de şöyle bir şey dolaşıyor. Diyorlar ki işte 100 sene önce maalesef ülkemizin veya 50 sene önce bu rehineleri Türkiye'ye getiren o lüks uçağından bir tane yoktu devlette. Şimdi artık var. Şimdi bunu acaba hangi tarafından söylüyorlar madalyonun? İyi tarafı mı kötü tarafı mı? Şimdi devlet tabii... bayağı artık bir para harcıyor şu anda baktığımız zaman. Hani köşkler, saraylar yapılıyor. İyi bir uçak alındı. Alınmalı mı? Bana göre alınmalı. Çünkü Türkiye'yi temsilen bir cumhurbaşkanı eğer ki seyahat ediyorsa alınmalı. Ama vatandaşın durumuna bakılarak biraz bunlar yapılmalı belki de. Şimdi olumlu mu, olumsuz mu bizim şu gidişatımız? Hani dediğim gibi belirli bir yatırım yapılıyor devlet büyüklerine. Yapılmalı mı? Yapılmalı. Ama vatandaş bu durumdayken ne kadar yapılmalı? Doğru mudur? IŞİD'in rehineleri geldi, first class diyenler gayet rahatları yerinde falan. Ama... Şimdi ulaşım konusunda eğer onu soruyorsan Bahar, zaman değişiyor. 50-100 yıl öncesinden bahsediyoruz ama evet. 50-100 yıl önce önümüzde iPad de yoktu. Tabii. Cep telefonlarımız da yoktu. Ulaşımda çok daha farklı şekilde cereyan ediyordu. Bugün geldiğimiz noktada birkaç şey zaten hayat tarzını değiştirdi, iş yapma tarzını değiştirdi. Bunlardan bir tanesi iletişim, bir tanesi... Ulaşım hiç kuşkusuz ve bunu sıralayabiliriz artık bir Apple çağında yaşıyoruz. Yani vatandaşın evinde her gün iPad varsa Cumhurbaşkanı da lüks uçağı biniversin biz ahmet. 50 yıl önce Cumhurbaşkanı da iPad de yoktu. Evet. Ulaşım ihtiyacı da arttı. Bu tabii küreselleşmeyle alakalı bir konu. Peki. Eskiden Cumhurbaşkanı... Emekliler hiç küreselleşmiyor ama emekliler hep aynı. Hiçbir küreselleşme yok orada bildiğin. 100 sene öncesindeki emeklilerimiz, yani 100 değil tabii abartıyorum da. Hani 30 sene önceki emekli de gerçi bu kadar kötü durumda... Yani, daha kötü durumdalardı. Orasını kabul ediyorum. Ama hani global anlamda emeklilerin yaşam tarzına baktığın zaman emekli olan Amerikalı, Almanyalı Türkiye'ye geliyor. Kokteylini yudumluyor. Bizim emeklimiz şişe suyunu alıyor. 2 gram emekli maaşını çekmek için bankamatın şüphesiz, önünde bekliyor. Şüphesiz, yani. Şüphesiz emeklilerin yarısını durumu. Yarısını krediye kesiyorlar zaten. Şüphesiz emeklilerin durumu iyileştirilmesi ama Avrupa'daki emekli de süpermarketten elmayı teker teker alıyor. Tebrik yani ediyorum. Dünyanın her yerinde. Yine bunu da buldun, bağladın, yine bir sonuca ulaştırdın. Tebrikler. Bayılıyorum sevgili Nusret'in bu metaforlarına. Çok başarılı. Teşekkür tebrik ederim. Ediyorum. Bu arada bizim bu havuzun sesi acaba yayına gidiyor mudur? Ben çok merak ediyorum. Arkada efendim bir havuz var. Dekor şimdi. Kanal malum zengin. Dolayısıyla efendim böyle güzel, hoş bir havuz da yaptırmış sevgili genel yayın yönetmenimiz. Şırıl şırıl su akıyor arkada sabah sabah. Biz çok hoş duygular içerisindeyiz şu anda. Ama size gelmiyor büyük ihtimalle.
bu sette herhalde o yıllar içindedir. Arkamızdaki yapraklarla beraber biraz daha... Tabii zaten şey Tarzan'la Cenk gibi olduk bugün, ben sana söyleyeyim hani. YouTube'a düşebiliriz bu bitki örtüsünün için ama hoş gerçekten, eline sağlık sevgili İlker Bey'in diyorum ve artık bir sonraki habere geçelim. Gerçi yine bu haberin içerisinde dolaşmaya devam edeceğiz. Sadece biraz farklı bir noktadan bakacağız efendim. Engin Alan da bu konuyla ilgili bir yorum gerçekleştirdi ve vatandaşlarımızın sağ salim ülkemize dönmüş olmalarından duyduğu sevinci dile getirdi. Yayının sesi... Evet efendim, çok mini minnacık bir teknik aksaklık oldu. Olur öyle şeyler ilk gündür. Çünkü niye, biz de haberimiz aslında sesli olduğunu zannettik. Biz kendi aramızda burada bildiğiniz muhabbet ettik. İnşallah size gelmemiştir. Geldiyse de kusurumuza bakmayın. Dediğim gibi canlıyım. Sabah haberleri gayet normal. Peki, özür dileyerek hemen bir sonraki habere başlayalım. Ama haberle ilgili size içinde ne vardı? Engin Alan neler söylemiş? Onu da şöyle kısaca bir özet geçeyim. Haberi atlamış olmayalım. Efendim, şöyle bir haber var. Engin Alan vatandaşlarımızın sağ salim ülkemize gelmiş olmalarından duyduğu sevinci ifade etmiş. MHP İstanbul Milletvekili Engin Alan vatandaşlarımızın sağ selamet, burunları bile kanamadan ülkemize gelmiş olmaları, ailelere kavuşmuş olmaları hepimizi sevindiren bir sonuçtur şeklinde yorumlarını belirtiyor haberimizde. Hemen bir sonraki haberimize geçelim efendim. Bir çatışma var şimdi. Tabii dünya kaynamaya devam ediyor. Bakın, DBP'li bir grup efendim polisle çatıştı ve ortalık savaş alanına döndü. Manzara yine alışkın olduğumuz manzaralar aslında. Biber gazı, tazikli su, tombalar. Artık dediğim gibi 3 sene önce olsaydı belki biraz yadırgıyorduk ama şimdi artık klişe manzaralar haline geldiler. Vatandaşsa isyanda, diyorlar ki biber gazından dolayı evimize giremiyoruz. Buyurun izleyelim. Akşam saatlerinde DBP Şahinbey ilçe teşkilatı önünde toplanan bir grup, Kobani'de hayatını kaybeden bir kişinin taziye evine yürümek isteyince olaylar çıktı. Grubun polise taş atması üzerine polis gruba biber gazı ve tazikli suyla müdahale etti. Bugün akşam saatlerinde DBP Şahinbey İl Teşkilatı önünde toplanan kalabalık grup, Kobani'de hayatını kaybeden bir kişinin Beybahçe Mahallesi'ndeki ailesine taziye ziyaretine gitmek için yürümek istedi efendim. Olay dün akşam vuku buluyor. Bu sırada cadde üzerinde bulunan panzerlere taş atıldı. Bunun üzerine polis kalabalık gruba biber gazı ve tazikli suyla müdahale etti. Müdahale sırasında başına biber gazı kapsülü isabet eden bir kişi yaralandı. Olayın büyümesi üzerine bölgeye çevik kuvvet ve panzerler sevk edildi. Bu sırada DBP'li yetkililer toplanarak polise taş atan gençleri ikna etmeye çalıştı. Ancak arkadaşlarının yaralandığını söyleyen yüzü maskeli şahıslar polisi taşlamaya devam etti. Ara sokaklarda çöp konteynerlerini deviren kalabalık grup sık sık ara sokaklara kaçarak dağıldı. Polisin müdahalesinin ardından yeniden toplanan grup polise taş atmaya devam etti. Olayların arasında kalan vatandaşlar ise isyan etti. Polis ve göstericiler arasında kalan genç bir kız çığlık atarak olay yerinden kaçmaya çalıştı. Evinden çıkan bir vatandaş ise her hafta mahallede olay çıktığını ve isyan edecek duruma geldiklerini söyledi. Evine biber gazı dolduğunu söyleyen vatandaş, polise taş atan şahısların evinin duvarındaki biriketleri kırdığını ileri sürdü. Şimdi tabii bu haberleri verirken sevgili Nusret biraz böyle gerilerek veriyoruz, belki kabul ediyoruz ama polis de ne yapsın? Şimdi taş atıyorlar, saldırıyorlar, bir şekilde durdurması lazım, tansiyon düşürmesi lazım. Tabii tansiyon düşürmüyor bu gibi olaylar ama yapabileceği bir şey yok. Ya biber gazı sıkacak ya tazikli su sıkacak, anons ediyor öncelikle. Tabii dinlenmiyor bu anonslar hiçbir zaman ama bir ara polisin
imajını yükseltmek amacıyla, hani vatandaş polisi daha fazla sevsin diye kampanyalar düzenlenmişti. Ben hatırlıyorum, billboardlar vardı, reklamlar çekilmişti. Hani çocuklar da polisleri artık seviyorlardı ama hani son özellikle bu gezi olaylarından sonra, altını çizerek söylüyorum, polisin imajında da tabii negatif bir etki oluştu. E tabii yazık günah, bir tarafta ama ölenler de var, onlara da yazık günah. Bu balansı nasıl tutturacağız? Tabii dünyanın hiçbir yerinde tutulmuyor bu balans. Sen Amerika'da uzun yıllar yaşadığın için bize biraz bilgi verebilirsin bence. Amerikan polisi çok daha fazla sert bildiğim kadarıyla ama bizim polis kadar da eleştiriliyor mu orada? Amerikan vatandaşları, yani polisi bu kadar baskın olduğu için. Orada durum nasıl? Bahar, toplumsal olayların kontrol altına alınması dünyanın her yerinde bir kolay olmayan bir durum. Hı hı. Tartışılan bir durum. Evet. Bugün hatta İngiltere'den bahsedelim. Orada da bir süre yaşamıştım. Hı hı. İngiliz polisi dünyada silah taşımayan çok nadide, belki de tek. Atları seven polis. Evet, atlara binen, evet, sempatisi olan bir poliste silahı yoktur. Ancak toplumsal olaylar gündeme geldi. Ben gözlerimde bir polis arabası silahı olmayan İngiliz polisinin, hı hı, bir polis arabasının, sivil polisinin içerisinden çok ağır silahlar indirildiğini gözlerimde görmüştüm. Yani görüntüde insanlara yansıtılmayan bir şey var ama, hı, herkes önlemini alıyor. Aslında, evet, bu haber önemli bir haber. Sebebi de şu, az önce bahsettim. Bölgemiz bir yangın alanı. Evet. Komşularımızda yangın var. Bu yangının bize sıçramaması düdüklü tencere var, o kaynıyor. Bütün o düdüğü de, dumanı da bizim ülkeye doğru. Diplomatik, evet, olarak mücadele ediyoruz. Evet. Siyasi olarak mücadele ediyoruz ülke olarak. Şimdi burada Kobani'den bahsediyoruz. Hı-hı. Suriye'nin kuzeyindeki bir bölge. Ve orada o bölgede yaşayan Suriyelilerle IŞİD arasında çok şiddetli çatışmalar oluyor. Evet. Ve bunun, bakın, bizim toplumsal olaylarımıza bunun protestosu ve bunun çalışması bir defa iç işlerimize yansıması kaçınılmaz oluyor. İkincisi, bunun tabii yine bir göç olayı olarak yansımaları oluyor. Nitekim kapılarımızı insani sebeplerle açmaya karar verdik. Bu kolay bir karar değil. Bunun ekonomik sonuçları da olacak, toplumsal sonuçları da olacak. Nasıl yönettik o süreci sence? İyi yönetildi mi? Çünkü nereye baksak şimdi Suriyeli diyoruz insanlar. Yani, ay yine Suriyeli, yine Suriyeli. Şimdi biz de bir yere gitsek, sığınsak, atıyorum işte Avrupa'nın herhangi bir ülkesine gittik. Ay Türk. İşte Avrupa'da Türko diyorlar bize, yani Almanya'ya gittiğiniz zaman Türko geçiyor diye çok berbat bir lakap takıyorlar bize. Biz de her taraf Suriyeli diyoruz. Tamam, yanlış, kötü bir terim ama şimdi biz de ne yapalım? Hani onların açısından onlar haklı, bizim açımızdan biz haklıyız. Çünkü özellikle İstanbul'un çevresi çok değişti ve gelmeye devam ediyorlar, devam da edecekler. Dolayısıyla sence nasıl yönetiliyor şu anda bu süreç? Bu bir kriz kolay, çünkü. Kolay, çok kolay zor bir süreç değil. Kapılarımızı açtık, geldiler, kampları aldık, şehir içerisine geldiler. Özellikle büyük maaş bir dilenci krizi ortaya çıkmıştı. Her bununla IŞİD'de ilgili, İstanbul'da değerli izleyiciler, siz de biliyorsunuz, yani duruyorsunuz, Suriyeli geliyor. Hem acı, üzül, bir taraftan kendini savunmak zorunda ol. Bununla ilgili bir tebliğ yayınladı İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü. Ve bunun sonuçlarının olumlu şekilde İstanbul'un hayatına yansıyacağını düşünüyoruz. Dediğim gibi olayın bir insani tarafı var. O insanların canını kurtarıp buraya gelmesi ve burada hayatiyetini sürdürmesi ihtiyacı var. Bir taraftan da tabii Türkiye'nin kendi iç dinamikleri var ve kendi ihtiyaçları var. Bunlar arasında da bir takım çelişkiler olması kaçınılmaz. Aslına bakarsanız 1 milyonu geçen, 1,5 milyona yaklaşan bir mülteci, sığınmacı sayısının yönetimi de zor. Onların bu geleceğini oluşturmak da zor. Sanıyorum ayrı bir planlama ve uygulama gerektirecek. Evet, biraz da Twitter'a şöyle bir bakıyorum değerli izleyiciler. Bu arada www.twitter.com/baharozyılmaz veya Nusret Cömert olarak bulabilirsiniz sevgili Nusret. İkinizden birine tweetlerinizi gönderebilirsiniz. Gündemle ilgili veyahut efendim neye sinirleniyorsunuz? Biraz bunları yazın bize. Çünkü vatandaşın sesi olmak da asli görevlerimizden bir tanesi. Bir de arkadaşlardan rica edeceğim, bana canlı yayın telefon numaramızı tekrar bir hatırlatırlarsa, çünkü kartımız kuliste kaldı. Dolayısıyla canlı yayın hattımızda bir açalım bakalım vatandaş neler düşünüyor efendim. Sizlerle hep böyle dirsek temasında olmayı seviyoruz biz. Mutluyuz bu şekilde. Şimdi arkadan zannediyorum sizler bakayım. Evet, görebileceksiniz tweetleri de. Efendim Şenol Şentürk diyor ki, şöyle başlamış kendisi. Vatandaşı olduğumuz ülkede yabancı muamelesi yapılması Suriyelilerin İstanbul'da artık büyük bir sorun haline gelmesidir diyor. Ve efendim tacizden hırsızlığa, fuhuştan kavgaya, ekonomik dengeleri bozmaya,
devam eden Suriyeliler ileride en büyük sorun olacaktır demiş. Tam bizim konumuzla ilgili olarak. Ve tabii ki insan hayatının gün geçtikçe bu ülkede ucuzlaması beni vatandaş olarak oldukça rahatsız ediyor demiş. Bizim ülkemizde her zaman maalesef insan hayatı ucuzdu efendim. Şimdi daha mı ucuz bilmiyorum. Oturup tartışmak lazım. Bu bambaşka bir gündem. Ve Erdal Bey diyor ki Bağkur borcunun silinmemesi demiş. Şimdi bütün borçlar da silinince bu sefer alışıyoruz. Aman boş ver, nasıl olsa işte faizini siliyor devlet, hiç girmeyelim, ödemeyeyim diye. Bir de biz Türk insanı çok severiz öyle deadline'ları, yani son zamanları tutmayız illaki. Ne yaparız? Aman yumurta kapıya dayansın, sonra yumurta kırılmazsa bir omlet yaparız diye düşünüyoruz maalesef. Bu da bizim genetik yapımızdan ileri geliyor.